Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde koşul ifadelerini inceleyeceğiz. İlk önce if, else if, else ve daha sonra switch case yapısını inceleyeceğiz. Öncelikle if, Türkçe'de bildiğimiz gibi eğer demektir. Yani bir işlem yapılacaksa bir şarta bağlıdır. Eğer o şart sağlanmışsa yap demek için biz if komutunu veya switch case yapısını kullanıyoruz. Şimdi öncelikle if'i inceleyeceğiz. If'e bakalım. If yazdıktan sonra if'in bitiş noktasını belirlemek için gördüğünüz gibi tek tıkladığımda da if ve and'in altını çizmekte. Herhangi bir yerde if yazdıktan sonra and yazmalıyız. Ki bizim if'imizin başladığı ve bittiği yerleri yani şartımızın çalışacağı aralığı belirlememiz lazım. Daha sonra if yazdıktan sonra sorgulanacak durum yani A5'ten büyük olabilir, A5'ten küçük olabilir veya başka işte atıyorum yaptığınız analizin ortalamasının işte belli bir değer altında olup veya olmayacağını burada sorgulatmamız lazım. Burası sorgulanacak durum kısmıdır ve daha sonra sorgulama sonucu doğru ise yapılacak işlemdir. Else if nedir? Else if yukarıdaki if sorgusu, birinci sorgu benim eğer tutmazsa hani deriz ya, hani o değil de artık buysa şeklinde yapacağı işlemdir. Yani birinci sorguda tutmazsa, ya o değilse bu. İşte hani ikinci sorgudaki işlemim olsun. Altına değil, hani ikinci de değilse, tekrar bir else if yazıyorum. Ya hadi hiçbiri değilse demek için de else yazıp daha sonra hiçbiri olmazsa yapılacak işlem kısmını yazıyoruz. Mesela şöyle bir tane A matrisi oluşturalım. A matrisi şöyle oluşsun. Random matrisi olsun. Tek satır ve 10 tane sütundan oluşan bir matris olsun. Daha sonra ortalama diyelim. Ve A matrisini de 10 ile çarpayım ben. Ortalama A'nın tamamının toplamı bölü A'daki eleman sayısının bölümüdür. Diyorum ki eğer ortalama büyüktür 2 ise ekrana şunu yapayım hemen. If'i end'e yazmayı unutmuyoruz. A'nın şöyle iki tane tırnak atıyoruz. Ortalaması 2'den büyüktür. Şimdi else dersem A'nın ortalaması 2'den küçükse yapılacak işlem. Display A'nın ortalaması 2'den küçüktür. Şimdi şöyle de yapabilirdim. If'ten sonra else if ortalama büyüktür 5 ve burada geçen derste atladığım bir şey var. Burada V işaretini tek ampersand işaretiyle veya işaretini tek düz çizgi işaretiyle kullanabiliriz. Fakat MATLAB bize diyor ki bunu tek ampersand değil, iki tane ampersand kullan. Hem hatırlaman için hem de daha iyi olması için diyor. Ortalama küçük eşittir 10 ise display A'nın ortalama değeri 5 ile 10 arasındadır. Şunu silelim. Şunu kapatalım. Şimdi bakalım. Pardon. A'nın ortalaması doğru. 2'den büyük. Ve ortalamayı da ekrana ben bir yazdırayım. Kaç olduğunu göreyim. Peki bizim hatamız neredeydi burada?
A'nın ortalaması 5 ile 10 arasında. Şimdi dikkat edelim. A'nın ortalaması 5 ile 10 arasında olduğu halde bana niye A'nın ortalaması 5 ile 10 arasında değildir? Değil dedi. Yani burayı çalıştırmadan. Şimdi gelelim. İki tane şey koyuyorum. Breakpoint. Geldim. Ortalamaya ben burada hesapladım mı? Hesapladım. 5,87 şu an. Şimdi eğer diyor ki ortalama 2'den büyükse doğru. 5,87 2'den büyük. Doğru olduğu için alt satıra geçiyor. Ve daha sonra bakın. Else if'i çalıştırmadan gördüğünüz gibi ok işareti aşağı gidecek ve end'de bitecek. Yani else if komutunu uygulayabilmeniz için şartlarınızın düzgün ayarlanması lazım. Şimdi şöyle yapalım. Ortalama 5'ten küçükse desek 5'ten küçük olsun. Şöyle. Tekrar çalıştırıyorum. Şimdi ortalama neymiş? 3,97 verdi bu sefer. Random verdiğimiz için yine birinci kısım çalışacak. Continue deyip bitiriyorum. Şimdi mesela burada bu sefer 5,61 verdi. Şimdi gelelim. Ortalama 5'ten küçük mü? Hayır, 5'ten küçük değil. Gördüğünüz gibi else if'e atladı. Else if'te bakıyor. Ortalama 5'ten büyük. Evet. Ve ortalama 10'dan küçük. Evet. Bakın gördüğünüz gibi hemen 7. satıra geçti. Ve şimdi ekrana göreceğimiz yazı A'nın ortalama değeri 5 ile 10 arasındadır şeklinde. Şuradan bakalım. Bayağı örnek bulabileceğiz mi? Mesela diskriminant yöntemine bakalım. Şimdi bir denklem yazdıralım. Kullanıcıdan A eşittir input. Şöyle bir şey yazalım. Display. Aşağıdaki denkleme göre katsayıları giriniz olsun. Display denklemde ax kare artı bx artı c eşittir 0 olsun. Şimdi a eşittir kullanıcıdan lütfen a'yı giriniz şeklinde istedik. Aynısını teker teker yapmayacağım. Kopyalıyorum. B lütfen B'yi giriniz. C'yi de lütfen C'yi giriniz diyelim. Şimdi diskriminant yöntemi neydi? B kare eksi 4 AC. Eğer B kare eksi 4 AC küçüktür sıfırsa bunun kökü yoktur diyeceğiz. Yani reel kökü yoktur diyeceğiz. Hemen diyelim. If'i ve end'i yazdım. Eğer şöyle yapalım veya şöyle diskriminantı yukarıda hesaplattıralım. Disk diyorum. Diskriminantın kısaltmak için. B'nin karesi eksi 4 çarpı A çarpı C. B kare eksi 4 AC'yi oluşturdum. Diskriminantı buldum. Eğer diskriminant küçüktür sıfırsa diyorum display bu denklemin reel kökü bulunmakta. If diskriminant eşittir sıfırsa bu sefer gördüğünüz gibi iki tane eşittir koydum. Display bu denklem çakışık kök içerir. Else dersem ne yapıyor? Küçük değil, eşit de değil. Geriye ne yapacak? Büyük kalacak. Dolayısıyla display bu denklemin 2 adet reel kökü vardır. Şimdi reel kökleri
Bulduralım mı bir de? Mesela reel kökü varsa. Nasıl yapacağız? B kare eksi 4 ac. Formül neydi? Eksi b kök 1 diyelim. Kök 1 eşittir. Eksi b eksi kök delta. Yani square root discriminant bölü 2a. Kök 2 ise yukarıdaki denklemin şurası pozitif olan kısmıydı. Burada da yine aynısı olacaktır. Eğer zaten çakışık kök içerirse. Ve ekrana şöyle yapalım mı? Fprintf diyelim. Bunu da kullanmış olalım. Kök 1 şöyle yapayım. %4.2 diyeyim hatta. F şöyle tab koyayım bir tane. Kök 2 yine %4.2 F alt satıra geçsin. Ve ben hangi değişkenleri vereceğim? Kök 1 ve kök 2 değişkenlerini verdim. Aynısını aşağı yapıştırdım. Şimdi kodumuzu çalıştırmaya bakalım. Ekranı bir temizleyeyim. Her şeyi temizleyeyim. Çalıştır. Aşağıdaki denkleme göre katsayıları giriniz. Ne diyelim? 4x kare olsun. 16x olsun. Ve 4 olsun mesela. Bu denklemin 2 adet reel kökü vardır. Ve kök 1 ve kök 2'yi de bize burada sundu. Şimdi b kare eksi 4 ac küçük 0 bir durum oluşturalım. Nasıl mesela b kare? B 0 olsun. Pardon. Yanlış yaptım. Tekrar 0 0 diyorum hepsine. B 0 olacak. Yani a'ya mesela 1 diyeyim. B 0 olsun. C'ye de 25 dedim. Gördüğünüz gibi bu denklemin reel kökü bulunmamakta. Aynı örneği bir daha yapıyorum. 1025 için. 1025. Şimdi şuraya bakalım. Breakpoint atadım ve discriminant'ın üzerine geldiğimde ben değerini bulmam lazım. Geldim. Discriminant'ı -100 olarak hesapladı. Dolayısıyla discriminant bakıyor. Sıfırdan küçük mü? Evet, sıfırdan küçük. Ve if komutunun birinci şartını uygulayıp gördüğünüz gibi display'i yazdıktan sonra end'e atladı ve bitirdi. If komutuyla anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki ders switch case. Switch case'de görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz sağ alt köşede bulunan abone ol butonundan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.